öğrenciyim. Dün de kampüsün oradaki otobüs durağında halk otobüsüne bindik arkadaşlarımızla. Ve biner binmez sivil polisler geldi. Ve hemen bizden GBT sorguluyoruz arkadaşlar deyip kimlik istediler. Ve biz de verdik. Sonra bir 15 dakika falan bizi beklettiler. Ve o sırada da sivil polisler hala içerideydi otobüsün. Kesinlikle dışarı çıkmamıza da izin vermediler. Ve ben de canlı yayını açtım o sırada. Çünkü bir garip bir şey olduğunu anladık ve güvenliğimizden endişe ettik. Ondan sonra bizim bütün otobüsü aşağı indirdiler. İner inmez herkesi gözaltına almaya başladılar. Ve sokakta, o sırada durakta hiçbir şey yapmayan durağın otobüste Hisarüstü esnafı vardı. Onunla birlikte gözaltına alındık. Tamam, olayla alakası olmayan bir esnaf abimiz. Bizi gözaltına aldıklarında da karakola götürdüklerinde şu suçla bizi gözaltına aldığını söylediler. Kadıköy eylemine gitmekte ısrar etmişiz ve toplu bir şekilde pandemi sırasında yan yana durmuşuz. Ama bunlar tamamen asılsız. Biz sadece halk otobüsüne bindik. Normal bir şekilde seyahat özgürlüğümüz ve bunu elimizden aldılar. Beyler yavaş! 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 Gözaltına alınma sürecindeki insanlara da psikolojik olarak da şiddet uygulanıyor. İlla sadece yaka paça gözaltına almıyorlar. Normal bir şekilde alındıklarında da karakola kadar bütün bu süreç içerisinde yine birkaç polisin siz tacizine maruz kalıyorsunuz. Dün de bize yapılan da buydu. Dalga geçme, üstten bakma, böyle tamamen hukuksuz, keyfi davranışlar. Dün böyle oldu ve 10.30-11 gibi 9 kişi gözaltına alındık biz. Bazılarımız öğrenciydi, bazılarımız değildi. Bir abimiz esnaftı dediğim gibi ve hiçbir şeyle alakamız yoktu. O keyfi bir şekilde bizi gözaltına alıp 5-6 saat boyunca beklettiler. Bize savcılık ifadesine gerek olmadığını, tutanak tuttuklarını ve imzalayıp gidebileceğimizi söylediler. Ve bize zorla tutanağı imzalatmaya çalıştılar. Böyle hadi imzalayın gidin, uğraştırmayın, biz avukatlarla mı uğraşacağız şimdi falan tarzında davranışlar vardı. Bize dedi ki avukatlar gelip bizim avukatlar eşliğinde tutanağı okuyup imzalama hakkımız var mı yok mu? Onlar da var dediler. Biz de avukatlarımızı bekledik ve onlar eşliğinde tutanağı da imzalamadık. Çünkü tamamen asılsız suçlamalar, keyfi. Bu şekilde bir akşamdı dün. Kayyumlara ses çıkaran herkesle dayanışma içinde olabildik. Direnelim!